Bu finans sektöründe uygulanan teverrük işlemleri hakkında peki muasır alimler ve günümüz fetva meclisleri nasıl bir yaklaşım sergiliyorlar? Evet, günümüzde işte bu 2000'li yılların başından beri diyelim, yani 20-25 yıldır tartışılan, ciddi anlamda tartışılan uluslararası toplantılara konu edinilen meselelerin başında geliyor. Burada ciddi bir tartışma var işte. Yani eğer bunu biz bu klasik anlamda fukahanın caiz gördüğü teverrük uygulaması gibi değerlendirenler, bu da onun gibidir. Aynı amacı taşıyor, işlemlerde aşağı yukarı benzer formatta yürüyor diyenler buna cevaz verebiliyor. Ama uluslararası, mesela İslam İşbirliği Teşkilatı veya Dünya İslam Birliği'ne bağlı Fıkıh Akademisi gibi önemli merciler, bu uygulamalara, bahsettiğimiz bu organize teverrük uygulamalarına yönelik eleştirileri olduğunu görüyoruz kararlarında. İşte burada bahsettiğimiz gibi, yani bu, diyorlar ki bu da aynı iğne satışına benziyor. Yani banka bunu sattığı zaman tekrar bunun geri satışına vekil olmaması lazım. Ben sana sattım, artık sen kendin bunu satma yolunu bulman lazım, veyahut da işlem en azından bu şekilde tesis edilmeli, böyle modellendirilmeli. Böyle olduğu için bu bir eleştiri noktası. Öte yandan şunu da söylüyorlar, yani burada şer'i kabz kuralı ihlal edilebiliyor. Bunu söylüyorlar. Yani banka diyor ki ben size sattım, ama burada o emtiayı temsil eden bir elektronik ortamda oluşturulmuş bir belge var. O belge müşterinin de eline çoğu kez geçmiyor. Hemen banka sattığı gibi zaten geri satıyor bunu. Dolayısıyla burada istenen şekilde bir kabz işlemi tam manasıyla gerçekleştirilemediğinden bu noktada eleştirileri var. Ama işte bu İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetleme Kurumu gibi, özellikle katılım bankalarının da yürüteceği işlemlerin standartlarını belirleyen bu tür kuruluşlar, en azından bunun standardını oluşturmuşlar. Yani bu işlem nasıl uygulanırsa caiz olur. Bu arada işte madde madde, işte emtianın mülkiyeti, sahipliliği, vekalet işlemleri, bu bahsettiğimiz şeylerin nasıl olması gerektiğini izah ediyorlar. Ama nihai olarak şunu belirtmek lazım ki, öyle de olsa bu organize teverrük işlemlerinin yaygın bir yatırım ve finansman enstrümanı olarak kullanılmasını İslami Finans Kuruluşları, Muhasebe ve Denetleme Kurumu dahil, yani şu şartlarla uygulanırsa caiz olur diyen bu kuruluş dahil bunu uygun görmüyor. Çünkü katılım bankaları, hani bu, çünkü İslami bir model olarak Ortaya bunu konuluyor. böyle reklam yapmak, bunu bu şekilde anlatmak da bir yönüyle çok uygun değil. Çünkü şöyle anlaşılmamalı, yani İslam faiz yapmayın, faizli işlem yapmayın ama bu modeli uygulayın, sanki İslam'ın bir tavsiyesi gibi algılanması da yanlıştır. Bunu muasır alimlerimiz de söylüyor. Yani bu bir kaçış rampası, hiçbir yolu kalmadı. Ya doğrudan faize mi gireyim, böyle bir model mi uygulayayım? O da zorunlu, zaruri ihtiyaçlar karşısında usulüne uygun uygulamak kaydıyla bir kaçış rampası. Yani Olur. sürekli olarak kullanabileceğim bir şey değil bu.